Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Böyle enerjik bir şekilde açıyorum sizlere videoyu. Bugün sabah erken kalktım ve bütün işlerimi hallettim. Karnımızı bile doyurduk. Esat çıktı işlerini halletmek için. Ben şimdi böyle size böyle kısa bir açıklama yapacağım. Uzun zamandır kadar uzaklaştım ki bazı şeylerden. Ya rahatlığa alıştım ya da gerçekten düzensizlik beni inanılmaz demotive etti diyeyim yani. Tekrar motivasyonumu kazanmak için böyle bu şekilde artık evde ne yapıyorsam size artık açmaya başladım. Tekrar eski günlerdeki gibi. Bu süreç boyunca videolardaki aksaklıklardan, video atamamamdan dolayı hepinizden çok çok özür diliyorum. Videoya bu şekilde giriş yapmak istedim. Çünkü biliyorum istikrarlı olmak, düzenli olmak hem izleyiciler tarafından çok önemli hem de aslında benim için çok önemli. Ama bu süreçte gerçekten hani bir şekilde olamadı. Yani hani o eski şeyimi yakalayamadım ama artık neyse ki yani şu önümüzde birkaç günlük bir hastane mevzumuz var. Üzülerek bunu size söyleyeceğim. Şu anda böyle evdeki neredeyse bütün çamaşırları bayağı bir azalttım. Sizlerle önümde olan kargoları açtıktan sonra da çıkıp onlara devam edeceğiz. Daha böyle yurt dışından geldiğimiz, üzerine Alaçatı'dan geldiğimiz tüm eşyaları ancak dün akşam yerleştirebildim. Bir de çok sıcak, gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. Bugün biraz daha iyi. Yani hiç cam açık olmamasına rağmen burada çok rahat oturabiliyorum. Neyse sözü çok fazla uzatmayacağım. Size bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Şimdi ben yokken biriken biraz kargolarım var. 3-5 tane falan. Sizlerle onları açalım. Trendyol'dan aldığım şeyler hepsi galiba aynen. Evet şöyle bu elbiseni Happiness'dan aldım bunu. Kısasını almıştım. Şimdi bir de böyle uzun olanını aldım. Normal askılı dümdüz bir elbise. Birebir aynısı zaten. Bunu SM beden alıyorum. Daha uzun olanını aldım. Böyle. Öbürü de çok rahat. Bu da çok rahat. O yüzden dedim ki ben bence bir tane de uzun alayım. Hem fiyatları çok uygun oluyor bu tarz elbiselerin. Ben çok beğeniyorum. Ve burada ölçü kabım gelmiş. Ben yokken makas da keskinliği dermiş. Ay çok güzeller. Fotoğraftakinden daha güzel geldiler. Şöyle her boy, bir ölçü kaşığı aldım. Bunları böyle özellikle işte kapların içine falan koymayacağım. Genelde öyle olduğu zaman çünkü hiç sevmiyorum. Mesela size tarif verirken falan kullanabilirim. Bence çok güzeller. Bunda çok güzel bir takım var. Böyle evde de giyilir, dışarıda da giyilir bir takım bu arada. Yani kumaşı eğer yakmayacak bir kumaşsa pijama olarak bile giyilir. Bu şey benim sabahlığım vardı hatırlarsanız. Pardon kimono. Ben onu sabahlık olarak kullanıyorum. Onun aynısının böyle takımı. Bunu ev giyeyim, plaj giyeyim. Yani her yerde giyilir bu. Bence çok güzel. S aldım bunu. Genelde bu tarz şeyleri S alıyorum. X small almıyorum. Şöyle bir kısa kollu gömleği var. Ve böyle de bir şortu var. Bir de bu kumaşı bu sene çok aldım. Yani pantolonunu da aldım. O bahsettiğim kimonosunu da aldım. Sizlere hepsini bunu bundan sonra şöyle bir şeye karar verdim. YouTube videolarımda gösterdiğim ekstra bahsettiğim tüm ürünleri bir YouTube linki hazırlayacağım ve her videoda onu güncelleyeceğim. Yani siz aslında bir önceki videoda vermiş olduğum linkleri de o linkte görebileceksiniz. Çünkü ayrı ayrı vermek hem çok zor oluyor hem de hepsini bir yere toparlamak da çok zor oluyor. Hani mesela sorduğunuz bir şey olur şu nereden diye. Ben onu yine YouTube linkine ekleyeceğim. Her videonun açıklama kısmına ya da yoruma da sabitleyebilirim. Bu videoda olan linkler diye. Oradan bakabilirsiniz. Benden herhangi bir istediğiniz ekstra gördüğünüz bir şey olursa onu da benden rica ederseniz ben de yine o linke sizin için eklerim. Şimdi sıradakine geçiyorum. Bu bunu çok bekledim. Çok geç geldi bence. Ben bunu Alaçatı'dayken sipariş vermiştim. Hatta döneceğim gün galiba. Üzerine ben İstanbul'a gittim geldim. Daha yeni geldi. Biraz geç kargolanan bir kargo. Bir de o dönem galiba bu flash indirimdeydi. Daha uygun alınca siparişler büyük ihtimalle yoğunlaşıyor. Hani biz de bu Trendyol'da aynı zamanda bu işi yaptığımız için. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdi ben bunlarla sizlerle birlikte makyaj masamı düzenleyeceğiz. Çünkü şöyle benim makyaj masamdaki her düzenleyici böyle farklı farklı. Onları ben hep eski evlerimden, kendi evlerimden getirmiştim. O yüzden onları da yenilemek istiyordum. Bu çok iyi oldu. Açabilirsem daha iyi olacak tabii. Şöyle mesela küçük. Bunlar 12. 12'li bir set bu. Böyle
göstereceğim size. Şöyle yine uzun bir yine var. Şöyle de bir büyük. Bunlarla bayağı bir düzenlerim diye düşünüyorum. Şimdi bunu geçtik. Ben yine size her böyle varyasyonlar oluyor ya bunların. Onları size mutlaka eklerim. Şimdi gelelim. Bunda da kolajen var. Şimdi mesela birazdan bir Türk kahvesi yapacağım ve ilk bunu hemen sizinle birlikte deneyeceğim. Ha, bu hijyenik bir mendil çıktı içerisinden. Şöyle görebilir. Şöyle zaten araştırdığımda en iyi kolajen markası gerçekten buydu. Toz bir kolajen bu. Yani yorumlar o kadar iyi ki yani aklınıza gelebilecek bütün olumlu her şey yorumlara yazılmıştı. Şöyle de görebilirsiniz. 50 kullanımlık ben bunu Esat'la ortak kullanırım diye düşündüm ama şu an fiyat hala indirimde olduğu için bir tane daha alacağım. Biri Esat'ın biri benim olur. Ya yine büyük bir kutuyu ortak kullanırız da diğerini daha sonra açarız. Zaten tarih. Sadece tarihini görmek istiyorum. Altında yazıyormuş. 07-2026 yani bir tane daha alırsam, çok aradım yani hiç altını kaldırmak aklıma gelmedi. Bir tane daha alırsam gayet uzun süre düzenli kullanacağım. Umarım memnun kalırım. Gerçekten araştırmalarım sonucunda en iyi kolajen markası bu. Yani kullananların gerçekten tavsiye ettiği bir ürün. O yüzden deneyeceğiz sizinle birlikte. Geçiyorum. Şu bana Foreo'dan gelmişti. Bugün cildimi temizlerken denemek istiyorum aslında sizinle birlikte. Şöyle açacağım. Dokusu çok güzel. Ben biliyorsunuz ki Foreo'nun bir ürünü kullanıyordum. Ondan çok memnunum bu arada gerçekten. Onunla cilt bakımı yaptığım zamanlarda özellikle ve üzerine makyaj yaptığım zamanlarda makyajımı da çok beğeniyorum. Böyle cildim çok güzel emiliyor. Ve zaten belki daha önceden de duymuşsunuzdur. Foreo Beer'ın bir böyle leke giderme özelliği kanıtlanmış. O yüzden ben şu özellikle yanak bölgelerime çok uyguladığım için yanak bölgelerindeki lekelerde de bir açılma söz konusu. Yani ben aslında çok fazla ürün kullanıyorum. Hepsinin bir arada kullanılıyor olması da cildime iyi geliyor olabilir. Özellikle de böyle yaz tatilinden sonra böyle yanmasını istemediğim kadar yandı aslında cildim. Yani şu an daha tabii ki ten rengime göre beyaz duruyor ama böyle aynada baktığım zaman bir tık daha açık olabilirdi. O yüzden Beer'ı şu anda daha aktif kullanıyorum. Bunu da bundan sonra yüz temizliği rutinlerime ekleyeceğim. Rengi de çok güzel bu arada. Buradan Foreo'ya teşekkür ediyorum. Bunun dışında bir kargomuz yok. Hepsini açtık. Size göstereceğim daha önce aldığım şu Simple Clean'in. Bu daha önce ben ilk aldığım zaman Trendyol'dan bozuk gelmişti şurası. Ve o ürünü hiç kullanamadım. O ürün yeteri kadar böyle nüfuz etmedi. Sonra ben bu ürünü tekrar denediğim zaman gerçekten ayakkabılarımda falan inanılmaz bir temizlik oldu. Hatta Esat'ın bir ayakkabısını temizlemiştim bununla. İnanılmaz yani. Böyle sanki mağazadan yeni almışız gibi. O yüzden ayakkabılar da bu dönemde çok git gel yaptık ve evde hiç duramadığımız için silecek vaktim de olmadığı için çok kirlendiler. Bununla birlikte ayakkabıları temizleyeceğim. Böyle bir boşluk bir vakit bulursam. Onun dışında geçen İstanbul'a gittiğim zaman Çakra'nın çok güzel bir mağazasına denk geldim. Daha önce Çakra'nın hiç o tarz bir mağazasına girmemiştim. Çok güzel bir mağazaydı. Bu oda kokusu Çakra'nın. Bu da her zaman kullandığım çamaşır kokum. Zaten bu kokuyu artık Esat da ben de çok aşinayız. Ben bunu perdelere falan da sıkıyorum. Çamaşırların üzerine de sıkıyorum. Çamaşırların üzerine bu arada yumuş da çok kullanıyorum. Bu olmadığı zamanlarda. Ben aslında bunu almaya girmiştim. Ama sonra dediler ki orada bir alana bir bedava var. Bir tane daha alabiliyorsunuz aynı fiyata. İkisini birlikte toplam tekinin fiyatını almış oldum. Bu indirim de hala daha şu anda online'da devam ediyor. İster mağazasından isterseniz online'dan da alabilirsiniz. Bunları da yine her zaman zaten büyük bir ev linkim var biliyorsunuz. Evin demirbaşlarından biri şunlar. Bu Clean Cotton daha önce yalnız yaşadığım dönemde çok kullanıyordum. Bu sefer dedim ki bunu da alayım. Bunu da oda kokusu olarak kullanacağım bu sefer. Diğerini de zaten çamaşır kokusu olarak kullanacağım. Kargolarımız
vardı. Ben size şunu denemek istiyorum, bir aslında göstermek istiyorum. Önce buraları bir toparlayayım, sonra bunları deneyelim. Bir de hızlıca bir Türk kahvesi yapalım. Şunları da yıkayayım. Türk kahvesi yapalım, bunu da bir kullanalım. Hepsini toparladıktan sonra tekrar birlikteyiz. Şöyle bir ölçü kaşığı çıktı içerisinden. Bir kaşık koyacağım. Ve hazır. Böylelikle buna da bir başlangıç yapmış oldum. Takımı denedim. İnanılmaz güzel. Zaten bu kumaşı biliyorum. İnanılmaz hafif. Size tam üzerimdeki takımı gösterirken pilim bitti. Hatta orayı da kesmedim. Şimdi pil aldım yukarıdan. Oh. Acil duş almalıyım ama çamaşırları falan halledip duş alacağım ki bir daha terlemeyeyim. Nerede kalmıştım? Bu arada şey de aldım. Tutacak. Şimdi üzerimdeki takımın zaten sabahlığını bence çok iyi biliyorsunuz. Yani kimonosunu. Aynı kumaş zaten. Tam yazlık böyle. Evde giymeye de çok uygun. Pijama olarak da giyilir. Ben bunu pijama yaptım bile zaten şu anda. Güzel. Ben bunu beğendim. Zaten ben Milla'nın bu tarz ev takımlarını falan çok alıyorum. Yani normal takımlarını, ev takımlarını. Bu her yerde giyilir. Böyle çok güzel. Ama bence small almanız daha iyi. Ben mesela normalde pijamaları falan. Gerçi ben kilo aldıktan sonra hiç denemedim ki ya. Bilmiyorum. Belki de ben artık small olmuşumdur. X small tercih ediyordum çünkü. Ama artık... Yani kilo verene kadar durum böyle. Ama ben normalde de onu diyecektim. Oradan oraya atlıyorum. Ben normalde de mesela Milla'dan bir pijama alacağım zaman hep bir büyük beden alırım. O da small olurdu. Medium alsam çok büyük olurmuş. O yüzden small'unu bunu beğendim. Ben Türk kahvemin içine koydum ya bu kolajeni. Asla hissetmedim. Yani bayağı bildiğiniz Türk kahvesi içiyorum şu anda. Yani tadında herhangi bir değişim hiçbir şekilde olmadı. Bir takipçim şey yazmış. Türk kahvesi nasıl katledilir? Asla ve asla yani Türk kahvesinin tadında hiç değişiklik olmadı. O yüzden bence siz de böyle direkt hani tadını hissetmek istemiyorsanız Türk kahvesini atabilirsiniz. Ben sabahları içtiğim o Gano kahvemin içine de atmayı düşünüyorum. Ben aslında bunu tam olarak deneyimlemeden paylaşmak istemiyordum. Ama sizlerin arasında kullanan çok kişi olduğu için bana yazanlar çok memnundu. Ben de o yüzden siz nasıl benim tavsiyelerime güveniyorsanız ben de sizin tavsiyelerinize güveniyorum. O yüzden bayağı böyle güvenerek başladım. Satın aldım. Şimdi bir tane daha satın aldım. O da gelince onu da stoklayacağım. Şu an kampanyada, bu videoyu paylaştığım zaman da umarım hala kampanyada olur. Bu tip haberleri daha kısa sürede almak istiyorsanız indirim haberlerini beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Benim şimdi acil çamaşırları halledip duş almam lazım. Çünkü şu saçım, başım... Ya dün şey yapmıştım bu arada saçımı. Şu an görseniz var ya tam bir felaket. Ve boyatmam da gerekiyor artık, vakti geldi geçiyor da. Ben kendime vakit ayırabilirsem... Böyle göstersem daha iyi olacak galiba. Bayağı dün ıslaktı ve şey yaptım. Direkt işte köpük sürdüm. Köpük sürünce de bayağı böyle sertleşti. Bir komik duruyor yani. Zaten terlemekten hani kirlendi de artık. Neyse, ne diyordum? Bugün yemek hazırlamıyorum. Çünkü annem dün haşlama et yaptı. İşte patatesli. Suyu falan da çok iyiydi. O yüzden biz onu aldık. Dün zaten orada onu yemiştik. İşte pilav yapmış, mısır ekmeği yapmış. O çok iyiydi bu arada mısır ekmeği. Taze fasulye yapmış. Onların hepsini getirdim buraya. Burada bu akşam yemek yapmayacağım o yüzden. Yarın da yemek yapmayacağım. Yarın muhtemelen dışarıda yeriz. Hani yemekler yetmezse. Adapte olamadık henüz böyle. Mutfağa da adapte olamadım. Yemek yapmaya adapte olamadım. Geçen geldiğim zaman bir iki gün sofra kurdum. Zaten size bir önceki vlogda da çektim. Ama öyle bugünü öylelikle halledeceğiz. Çok sıcak. Yarın klimamız takılacak. Yani yetişirse yarın takılacak tabii ki. Ben ütüleri bekletiyorum. Bu akşamdan itibaren biraz daha serinleyecekmiş hava. Şimdi şu üstümdekileri bir değiştireyim. Hem bunları bir yıkayayım hem de size çamaşır odasına gidelim. Oradaki çamaşırları, bir kuruyanları kurutmadan çıkartalım. Sonra çamaşır makinesindekileri çıkartalım ve artık bir duş alıp kendime gelmek istiyorum. Of. Bu arada bunu yazdım satıcıya. Dedim ki niye bundan bu kadar çok gönderdiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yollamışlar bundan.
Ya ellerinde diğerinden yoktu. Zaten bu 12'li bir setti. Benim anlamadığım niye öyle yapmışlar onu da çözemedim. Bunun kokusu muhteşem. Ben bunu şimdi hemen bir perdeye sıkacağım. Bir evin güzel kokmasını istiyorsanız perdeye koku sıkacaksınız. O kadar. Yani o kadar güzel işliyor ki. Özellikle şunu alın ve böyle perdenize bir sıkın. O kadar güzel. Bunu yerine koyalım şöyle. Bu bir takipçimin hediyesiydi, bana geri gelmiş. O yüzden onu tekrar göndereceğim. Herkese yeni bir günden merhabalar. Dün akşam bayağı bir editimi yaptım ve direkt yattım zaten ve kalktık. Çekimlerimle uğraştım. Çekimlerimi bitirip bugün teslim etmem gerekiyordu. Şimdi klimacılar geldi, klimamız takılacak. O yüzden bir çekime ara verdik. Ben de bu ara verdiğim süreçte dedim ki size videoyu başlatayım. Son bizde bu arada. Gel aşkım. Nefes nefese kaldım. Hem patronu hem kamerayı hem telefonu falan yukarı çıkartırken var ya, bir de ağırlaşmış. Sürekli et yiyor. Dün akşam da bayağı bir et yedi. Patron aşağıdakilere rahat vermez diye ikimizi bu odaya kapattım bildiğiniz yani. Belki yastık kılıflarını ütüleyebilirim. Valla ben artık kendimi bu odada görmek istemem. O yüzden bu odadaki her işi halledeceğim. Minimum üst kata çıkmayı hedefliyorum. O yüzden bu çamaşır işini bir an önce bugün çözmem lazım. Ne giyiyorsun şu an? Değil mi patron? Arayıp sorsana. Ne horladın var ya bugün. Olarak bu videonun editini yapıyorum şu anda ve editlerken fark ettim ki bu videonun bir sonu yok. En son edit yaparken sizi bırakıyorum. Bazen böyle olabiliyor. Dediğim gibi bir adaptasyon süreci içerisindeyim. Bundan sonraki videoyu hiç kısaltmamak adına bu videoyu birazcık kısa tuttum. Bu haftanın 3. videosu olarak birazdan paylaşacağım. Umarım keyifle izlersiniz ve izlemişsiniz diyeyim, hatta videonun sonundasınız artık çünkü. Her ne kadar şu anda günlerden
tam olarak pazar olsa da. Bundan sonra çok istediğiniz bir video gelecek. O da market alışverişi. Onu da çektim. Onu da bugün başlarım. Salı günü yayında olacak. O zaman bu videoyu burada bu şekilde kapatıyorum. Güzel de bir haber vermiş oldum size. Yeni videoda görüşünceye kadar, yani salı gününe kadar kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu, çok güzel bir pazar günü geçirin. Sizleri seviyorum. Umarım bu hafta çok güzel bir hafta olur. Sizler için de, bizim için de. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram kullanıcı adımı buraya bırakacağım. Salı günü görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.